Enerjisa günlük enerji bülteni sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 24 Kasım 2021. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Benzin, motorin ve LPG otogaza beklenen zam geldi. TL'nin tarihi değer kaybı ardından bu gece yarısından itibaren benzine 102 kuruş, motorine 106 kuruş ve LPG otogaza 65 kuruş zam geldi. Yapılan zamın ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 9.69, motorinin litresi 9.77, LPG'nin litresi ise 8 lira olacak. BAP'ta iflas eden şirketler kervanına katıldı. Avrupa'da yaşanan enerji krizinin son kurbanı gaz şirketi BAP oldu. 1.7 milyon müşterisiyle İngiltere'de büyük bir elektrik ve gaz tedarik şirketi olan BAP, artan enerji fiyatları nedeniyle iflasını açıkladı. Avrupa'nın en büyük evsel atık tesisi açılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Avrupa'nın en büyük, Türkiye'nin ilk evsel atık yakma ve enerji üretim tesisi açılıyor. Bu tesisle birlikte İstanbul'daki evsel atığın %15'i bertaraf edilerek elektrik enerjisi üretilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut'u dinliyoruz. 85 megawatt kurulu gücüyle Avrupa'nın en büyük, Türkiye'nin ilk evsel atık yakma tesisi. Tesisimizde İstanbul'un günlük 20 bin ton evsel atığının yaklaşık 3 bin tonu, yani %15'i bertaraf edilerek elektrik enerjisi üretilmektedir. Türkiye'nin ilk evsel atık yakma tesisinin kurulmasını sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu dinliyoruz. Hem sıkı bir enerji tesisi ama bir önemli tarafı da neredeyse İstanbul çöpünün %15'ine varan kısmının bertaraf tesisi aynı zamanda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin ilk evsel atık yakma tesisine ilişkin bilgileri aktardı. Greneco'dan jeotermal projesi. Greneco Enerji Denizli'nin Sarayköy ilçesine kurduğu jeotermal santrallere bir yenisini daha ekliyor. Şirket yaklaşık 978 milyon lira yatırımla 49 megawatt kapasiteli jeotermal enerji santrali kuracak. Bu, Greneco'nun kuracağı 7. jeotermal santral olacak. Akven yenilenebilir rüzgar santralini hibrite çeviriyor. Akven Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin bağlı ortaklığı olan Kovanca Enerji, Çanakkale'nin merkez ilçesinde Hasanoba Rüzgar Enerji Santrali'ne hibrit olarak güneş enerjisi santrali kurup işletmeyi planlıyor. Projenin değeri yaklaşık 64.4 milyon lira olarak hesaplanıyor. Volkswagen ve EIT Inno Energy ortaklık kurdu. Enerji odaklı teknoloji yatırımcısı EIT Inno Energy ve Alman otomobil şirketi Volkswagen, ulaşım sektörünün karbondan arındırılmasına katkıda bulunacak yenilikçi teknolojilerin ve iş modellerinin tasarlanması için ortaklık kurdu. Şirketlerin en az 5 senelik bir işbirliği yapması planlanıyor. Rusya, Moldova'ya gaz sevkiyatını durdurabilir. Moldova, artan enerji fiyatları nedeniyle zor durumda olan ülkeler arasında. Rus doğalgaz şirketi Gazprom ise ödenmemiş borçları nedeniyle Moldova'nın gazını 48 saat içinde keseceğini açıkladı. Moldova Başbakan Yardımcısı ise Gazprom'a 65.8 milyon euro olan ödenmemiş borcunu ödeyeceğini açıklamıştı. Apple, sürücüsüz elektrikli araç çalışmalarını hızlandırdı. ABD'li teknoloji şirketi Apple, tamamen sürücüsüz otonom elektrikli araç geliştirme çalışmalarına hız verdi. Apple'ın tam otonom bir elektrikli araç geliştirme projesi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdığı iddia edildi. Japonya petrol satacak. Japonya petrol fiyatlarını kontrol altına alınması adına ABD ile koordinasyon içinde rezervlerinden petrol satma kararı aldı. Japonya stratejik rezervlerinden 4.2 milyon varil petrol satacak. Stratejik petrol rezervi satışları okyanusta bir damla. ABD Yatırım Bankası Goldman Sachs, Amerika Birleşik Devletleri'nin fiyat artışını sınırlama beklentilerini karşılamadığını açıkladı. Şirket stratejik petrol rezerv satışlarını okyanusta bir damlaya benzeterek Biden'ın yaptığı 50 milyon varilin serbest bırakılacağı açıklamasının piyasa beklentilerini karşılamadığını bildirdi. Sırada petrol fiyatları var. Petrol fiyatları ülkelerin stratejik rezervlerinden petrol satışı yapacağı haberleri ve yetkili ağızlardan yapılan açıklamalara rağmen yüksek seyrini koruyor. Brent tipi ham petrol 82 dolar seviyesine yakın seyrediyor.
Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 25 Kasım 2021 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 982.74 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 11-12 aralığı için 1131 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 00.01 dilimi için 646.03 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.